Ahmet Ünlü 2019 yılında memurlara ödenen tatil ve ödül tutarları ne kadar artacak? Açıklanan enflasyon rakamları sonrasında memur ve memur emeklilerine yansıtılacak 10.7 oranındaki sanma göre 1, -1 2019, 112019 2019 döneminde geçerli olmak üzere aylık kaç sayısı 0.1355958 olacaktır? Bu yazımızda 2019 yılı Ocak ayı sonrası verilerine göre memurlara ödenen ödül ve tatifi izah etmeye çalışacağız. Tatif ödemesinin yasal dayanağı nedir? Emniyet Teşkilatı mensuplarına tatif ödemesinin dayanağı 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun para mükafatı başlıklı 86. maddesidir. Buna göre Emniyet Teşkilatı mensuplarından ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlere, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar ve olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenlere, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmi dört katına kadar para verilerek ödüllendirme yapılmaktadır. Tatif alacak personel sayısında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir yapılacak bu ödüllendirmede ödüllendirilecek hizmeti yerine getiren birim tarafından açıklayıcı bilgilerle ayrıntılı olarak özel ve somut anlatımla tatif teklif dosyası hazırlanmakta ve buna göre ödenmektedir. Yılda ortalama 3 kez toplanan Emniyet Genel Müdürlüğü tatif komisyonu kararına istinaden yapılacak ödüllendirme tutarı her toplantı için personel başına 24 maaş tutarını geçememektedir. Yıllık ödeme tavanını da ortalama 72 maaş tutarı olarak ifade edebiliriz. Alınacak tatil tutarı, emniyet teşkilatı mensuplarının fiilen almakta oldukları aylık tutarların, yani gösterge ve ek göstergeleri toplamının maaş kat sayısıyla çarpımından oluşmaktadır. Buna göre birinci sınıf emniyet müdürünün alacağı tatil tutarı, 1500 artı 3600 çarpı 0,1355958 eşittir 665,85 TL'dir. Diğer personelin tatif tutarı da aynı şekilde hesaplanabilir. Bu demeden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Hizmet yılı düşük personelin alacağı tutarsa ister istemez düşük olmaktadır. Bir zamanlar FETÖ mensubu olan emniyetçilerden tatif zenginleri türetmişti. 689 adet tatif alan FETÖ mensupları haberlere yansımıştı. Ümit ederiz ki objektif kriterler getirilerek ve şeffaflığa riayet edilerek bu örneklere bundan sonra rastlanılmaz. 2480,6 TL tutarındaki ödülün şartları tatiften farklı mıdır? Emniyet personeli dışındaki personeller ödül konusunda bu kadar şanslı değildir. 2011 yılı öncesinde memurlara bir aylıkları tutarında ödenen ödül, çok küçük bir rakama tekabül etmekteydi. Memura yapılan ödülün hesabındaysa sadece memurun almakta olduğu gösterge ve ek gösterge rakamları toplamının maaş kat sayısıyla çarpımından oluşan tutar esas alınmaktaydı. Örnekle açıklamak gerekirse, önceki düzenlemeye göre 1. derecenin dördüncü kademesindeki bir memurun alacağı ödül tutarı 2200 artı 1500 çarpı 0,1355958 eşittir 483 TL kadardı. Memurun ek göstergesi düşükse alınacak ödül tutarı daha düşük olmaktaydı. Ancak 2011 yılında 6111 sayılı kanunla bu ödemenin tutarı 2480,6 TL'ye kadar artırılmıştır. Aşağıda memura verilecek ödülün şartlarıyla ödenecek tutar detaylarıyla açıklanmaya çalışılacaktır. Memurların ödül almasının şartları nelerdir? 657 sayılı Kanun'un başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödülü düzenleyen 122. maddesinde konu bütün detaylarıyla açıklanmıştır. Buna göre görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmalarıyla emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle bir kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, 2 kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, 3 kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görünmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının yani Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı aylığının Ek gösterge dahil %200'üne kadar ödül verilebilir. Değerlendirme ölçütü olmadan ödül verilebilir mi? Değerlendirme ölçütü çıkarmak kurumların takdirine bırakılmıştır. Ancak ödül verilmesinde değerleme ölçütünün olmamasının etkisi yoktur. Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçme göze devlet personel başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla değerlendirme ölçütleri belirleyebilir. Doğrusu bu konuda değerlendirme ölçütü belirleyen kamu kurumuna şu ana kadar şahit olamadık. Halbuki devlet personel başkanlığının bu zamana kadar kamu kurumlarının esas alacağı değerlendirme ölçütlerini çıkarması gerekirdi. Memura verilecek ödül tutarı nasıl hesaplanır? Memura yapılacak ödülde esas alınan unsur üstün başarı belgesi almaktadır. Üstün başarı belgesi verilenlere merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görünmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil %200'üne kadar ödül verilebilmektedir. Bu tutarsa 9500 çarpı 58 çarpı %200, eşittir 2480,6 TL'dir. Ancak yapılacak bu ödeme maksimum tutar olup kurumlar bu ödemenin üstünde ödeme yapamaz derken altında ödeme yapabilirler. Görüleceği üzere memurlara ödül vermeye bakanlar ve valiler yetkili kılınmıştır. Maddede dikkat çeken önemli bir husus da ilişkili bakanların ödül verip veremeyeceği hususudur. Kanunda ilişkili bakanlara bu yönde bir yetki verilmemiştir. Ancak Devlet Personel Başkanlığı vereceği görüşle bu konuya açıklık getirebilir.